Merhaba Aküsü TV izleyenleri. Yayınımıza hoş geldiniz. Bugün değerli bir konuğumuz var. Kendisi hem doktor hem de eski bir siyasetçi, 22. dönem milletvekili Hüseyin Güner bizlerle. Hoş geldiniz Hüseyin Bey yayınımıza. Hoş bulduk Halil Bey. Kürsi TV aracıyla bizi dinleyen tüm yurttaşlarımıza buradan selam ve sevgilerimle selamlıyorum. Onun için de umarım güzel bir hoş sohbet olur. Değerli vaktinizden ayrıldığınız için biz de çok tekrardan teşekkür ediyoruz. Tabii ben gündemin önemli bir başlığı var. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Irak'ta bir takım ziyaretlerde bulundu 13 yıl aradan sonra. Kalkınma Yolu Projesi'ne imza atıldı. Tarihi bir ziyaret olarak niteleniyor ve bu bölgedeki dengeleri nasıl etkileyecek? Siz bu hususu bizimle paylaşır mısınız? Şimdi tabii bugün aynı zamanda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, atalarımızı minnetle, saygıyla anıyoruz. Onun için de söylediğiniz konu aslında Türkiye'nin kaderi hem kendisinin hem bölgesinin kaderi. Aynı zamanda da hem gerek İslam dünyası, gerek Orta Doğu, gerekse Kafkas ve Balkanlar, yani aslında dünyanın bir merkezi. Burada devlet ve siyaset aklının oluşu bu bölgenin menfaatine, yıllardır kurulmayan sağlıksız ilişkilerden dolayı, özellikle emperyalizmin oyunundan dolayı, böl parçala yönetiminden dolayı bu bölge hep kan göz yaşıyla anılıyor. Atılan adım bana göre çok değerli. Tabii ki bilgiler, veriler geldikçe bizler bu konuyu çok daha sağlıklı analiz ederiz. Bizler tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın da attığı adımdan da memnuniyet duyarız. Ama detaylar da önemli bu arada. Evet, mesela bir Siyasetin başlık, mesela hem kendisinin açıklamalarında PKK ile ilgili mesela açtığı başlık, bölgede İran terör örgütü ilan etmesini bekliyoruz dedi. Ona göre de bir takım orada Kuzey Irak'ta biliyorsunuz Kandil var. Ülkemize yönelik birçok tehdit de oradan geliyor. Tabii Suriye'de var ama. Şimdi biliyorsun terörden çok çektik. Ancak her şey demek değil ilişkilerde. Devlet aklı ve siyaset aklı duygulara değil menfaatlere odaklanır. Bu coğrafyanın geçmişte başta Mustafa Kemal Atatürk arkadaşlarının burada yaptığı paktlar dediğimiz özellikle Bağdat Paktı Orta Doğu'nun için çok dinamik bir yapıydı. Bizim yapısal bir reforma ihtiyacımız var. Onun için bir anlık bir şeye indirgemek yetmiyor. Karşılıklı ortak menfaatler doğrultusunda tabii ki terör de konuşulur, ekonomik işbirliği, kültürel alışverişler. Bu coğrafyanın birçok ortak değeri var. Ortak yönetim var. Arkasından din birlikteliği var büyük oranda. Sadece tabii Irak meselesi değil, aynı zamanda İsrail denklemi var, Suriye denklemi var. Çok boyutlu düşünecek olursak böyle bir zeminde atılan her adım değerli ve yerinde diye karşılıyoruz. Bunun somut bir adımı yeni çağımızda gerçekten ortak menfaatlerini çıkartacak paktların imzalanması. Bunu duygusal değil akılcı bir anlayışın hakim olmasını bekliyoruz. Umarım bu konuda atılan adım bir adım olur ancak kulağımız da başka şeyler de geliyor. Özellikle Türkiye'nin şu anda Irak ilişkilerinde tazminatla karşı karşıya. Birincisi 1,5 milyar dolar bir. Maalesef üzülerek kaybettiğimiz bir tazminat davası var Uluslararası Mahkeme. Bundan sonra da bir 2 milyar dolarlık daha var. Bunlar ciddi anlamda ilişkilerimizin kopukluğuna sebep oluyor. Bunun için de atılan adım umarım uzlaşı ve bir de kalıcı bir boyutta protokol ve pakta da dönüşürse son derece memnun oluruz. Evet, peki Türkiye'nin bu hamlesi bölgeyi nasıl etkiler? Biliyorsunuz bir İran, İsrail, Amerika'nın bölgedeki durumu, Suriye'nin parçalanmış yapısı, bu açıdan nasıl değerlendiriyorsunuz Tabii. geopolitik olarak? O olay şöyle, çok net. Önce biliyorsun bu coğrafyayı 78'de Afganistan'ı dizayn ettiler. 79'da İran'ı, 80'de de Türkiye'yi dizayn ettiler. Eskiden iki kutuplu bir dünyada Türkiye'ye verilen rol tampon bir bölgedi. Yani NATO Varşova arasında. Şimdi ise hem Türkiye dizayn edilmek isteniyor hem de Türkiye üzerinde Orta Doğu ve aynı zamanda da Afrika dizayn ediliyor. Onun için Türkiye'nin rolü çok büyük. Burada güçlü bir siyasal ve devlet aklı varlığı bu coğrafyanın huzuru da demek aynı zamanda. Onun için de tabii ki burada akılcı bir siyasetin öne çıkması gerekiyor. Ve nihayetinde de geçmişte de yaşandı. Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta sulh, cihanda sulh felsefesi bu kapsıyor zaten. Bir devlet aklını öne çıkarmak gerekiyor. Şimdi baktığımız zaman bir taraftan Irak'ın bütünlüğünü savunuyoruz. Bir taraftan Kuzey Irak'taki özel bir bölge var. Bir taraftan İran-İsrail denklemi var. İsrail-Suriye denklemi var. İsrail-Filistin denklemi var. Lübnan denklemi var. Bu coğrafyada
En önemli üç ülke var. Hatta dört ülke diyebiliriz. Bunlardan birincisi tabii ki Türkiye, ikincisi İsrail, üçüncüsü Suriye ve İran. Irak maalesef son zamanlarda bu denklemdeki ağırlığını ikinci plana attı. Ama tabii ki kurulacak sağlıklı diyaloglar bu bölgenin huzuru için çok anlamlı. Burada tabii ki başta kültürel alışveriş, yaraların sarılması, bazı ön yargıların da aşılması lazım. Çünkü Türk toplumunda da var işte Araplardan bir şey olmaz. Geçmişte hep ön bir yargıya dönüştü. Araplar için keza aynı. Bu ön yargılardan arınıp devlet politikasına dönüşmesi gerekiyor. Bu işin genel boyutu. Başta da iyi komşuluk ilişkilerine belirlenen en önemli araç ekonomik işbirliğidir. Bu bölgedeki ekonominin canlanması sadece savaşlar üzerine değil, diğer ekonomik anlamdaki gelişmelerin beslenmesi ve pekişmesi gerekiyor. Bu anlamda atılan bir ilk adımmış gibi görünse tehlike çok büyük. Irak'ı parçaladılar üçe. Suriye'yi parçaladılar. Sırada neresi? Türkiye mi, İran mı? Şimdi çok ciddi anlamda kaygılar var. Beka sorunu diyoruz. Emperyalizmin klasik oyunu var. Böl, parçala, yönet. Huzur değil, huzursuzluğun sürekli kaosun oluşabileceği, sorunların çözülmediği bir anlayış. Mesela Kürt sorunu dönüyor, dört ülkeyi etkiliyor. Onun için böyle bir zeminde atılacak adım çok değerli. Ya yani klasik anlamda bu coğrafya sürekli gergin bir ortam. Sürekli kaos ve savaşlarla dolu. O zaman başta İslam dünyası bir silkelenip kendisiyle yüzleşebilmeli. İslamiyet'in gölgesiyle birlikte, kucaklamasıyla birlikte, komşuluk ilişkileriyle birlikte yapıcı bir anlayışta bu birliktelikler beslenilmeli. Ama maalesef özellikle İslam dünyasının temel hastalığı mezhep çelişkisi. Bu yüzden de yıllardır bu coğrafya kan gözyaşı. Halbuki hem medeniyetin, Mezopotamya hem medeniyetin, hem bereketin, hem bilimin adresi olması gerekirken maalesef bugün kaos ve kan gözyaşıyla dolu. Onun için atılan her adım çok değerli. Ancak sadece militarizm ve asker üzerine inşa edilecek birliktelikler bizi bir yerlere götürmez. 40 yıldır devam ediyor. Sadece PKK'ya indirgersek o da kötü. Dünya içinde 40 yıldır çatışma var ve bu nihayetinde tabii ki işin adli boyutu, militarizm boyutu gereğini yapmalı ama siyaset de bu arada bu şeyi de kurutabilmeli. Sivrisinekle uğraşmak yerine oturup şeyi kurutmalı, ismutun bir anda dilimin ucunda. O çorak yapıyı kurutmalı ki Hatta. orada kardeşçe huzur içerisinde bir arada yaşamayı öğrenmek zorunda. Başka Evet. türlü herkes dinarar hale geliyoruz. Peki oradaki petrol havzalarını biliyorsunuz ABD genelde oralarda konuşlanıyor. Suriye'nin güneyini ve de baz aldığımızda. Orada tabii bir sosyal medyada size denk gelmişsinizdir. Oradaki Kürtlerden oluşan bir ordu desteklenmiş bir ordu ya da milis bir güç de diyebiliriz. Tam olarak ordu olduğu söylenemez. Ama böyle bir takım görüntülerle sanki güçlüymüş bir havası verip Türkiye üzerinden de bir propaganda yürütülüyor. Türkiye oradaki bu oluşumu ne kadar engelleyebilir ya da bunu engelleyecek midir? Çünkü bence en büyük tehdit oradan geliyor gibi şu an. Ancak biliyorsun Kuzey Irak'taki federasyon yapıp Kuzey'de ülkeye doğru hatta referandum da yapıldı ve bu referandumun sonucunda da devlet ilan edildi. Ancak bu oyunu bozan kim oldu? Yine Türkiye. Ancak Kuzey Irak'ın bu kadar gelişmesine en büyük öncülüğü Türkiye yaptı. Bunu da unutmamak lazım. Evet. Çelişkiler çok fazla paradoks. Irak'ın bütünlüğüne dönük çalışmalar olsa son derece anlamlı. Ama Kuzey Irak'ın inşa edilmesine Türkiye üzerine dedim ya biraz önce Orta Doğu ve Afrika Türkiye üzerinde dizayn ediliyor. Etkin güçler kim? Farkında olmadan da yani bu coğrafyanın bütünlük birliktelik yerine Avrupa Birliği gibi Avrupa'nın tüm ülkelerini kapsar gibi sınırların kaldırılması gerekirken biz parçalanmayı düşünüyoruz. Kötü olan bu. Kötü olan bu. Ve nihayetinde herkes aklını başına almalı. Bu coğrafya ya akıllı olacak, yan yana birer de yaşamasını önecek ya da yok olacağız. Emperyalizm birer oyundan alet olacağız. Bugün çekilen acı ve kan gözyaşı niçin çekiliyor? Maalesef emperyalizmin oyununa hizmet eden aktörler tarafından. Evet. Yani kısaca bunlar hepsi aşılır. Aşılmaz değil. Burada yeter ki samimiyet, yeter ki hiçbir. Şimdi Türkiye üzerinde hangi petroller İsrail'e satıldı? Bunu da unutmamak lazım. Kimler aracılık yaptı? Bu biz niye uluslararası mahkemede tazminat ödedik?
Bunlar da bilinen şeyler. Göz ardı edemeyiz bunları. Onun için de fırsatçılık yerine, oportünist yaklaşım yerine gerçekten devlet aklını devreye soktuğumuz anda bu sorunlar çok rahat çözümlenir. Kuzey Kürt koridoru dediğimiz unsurda emperyalizmin tipik oyunu var. Bu oyuna alet mi olacağız, seyirci mi olacağız, yoksa gerçekten bu işi sağduyuyla yönetip burada birlikteliği öne çıkartacak bir anlayış mı hakim olacak? Çağdaş düşünen insanlar bu coğrafyada ortak menfaatleri öne çıkartır. Duygularını değil. Evet. Biraz da tabii iç siyasetle ilgili görüşlerinizi almak istiyorum. Biliyorsunuz 31 Mart seçimlerinde Türkiye'de bir değişim oldu. Genel anlamda çok güçlü bir değişim oldu. Hatta bu partide değişimi öncü kılan unsurlar kendi başkanları dahi inanamadılar aslında sonuçlara. Yani kamuoyunda bekliyoruz gibisinden bir takım intibalar olsa bile sonuçta tepeden tırnağa herkesi şaşırttı. Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi uzun bir aradan sonra birinci parti oldu genel anlamda topladığı oy bakımından. Bu dengeleri nasıl değiştirir? Artık bir de erken seçim konuşulmaya başlandı. Bir erken seçim olası mı? Türkiye'deki bu yeni siyasi dengeleri nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi birincisi toplumsal sosyolojik anlamda analiz ettiğimizde toplum mantığı devreye girdi. Toplum aklı devreye girdi. Bir iktidara karşı biriken kin ve nefret duygusu var. Bu nefretin buluştuğu adres kim güçlüyse başta ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi'ne yöneldi. Büyük bir kısmı. Bir kısmı da bölgesel anlamda kazanacak aktör İYİ Parti'de ya da Yeniden Refah Partisi'ne doğru yöneldi. Bu toplumun sağduyusu ve aklı mantığı devreye girince bu sonuç kaçınılmazdı aslında. İkincisi ise bugünkü iktidarın yarattığı travma sistematik bir şekilde toplumun büyük bir kısmı yoksul. Yani ekonomik anlamda ciddi bir yoksulluk çekiyor. Artık bu anlamda bakınca şu anda açlığa doğru gidiyor toplumun büyük bir kısmı. Eskiden de Türk'üm doğruyum çalışan, şimdi Türk'üm borçluyum. Ve yaşamını idame etmekte zor. Yani bir, ekonomik sorun oluştu. Ciddi anlamda da sandığa yansıdı. İkincisi ise rejim kaygısını yaşayan merkez sağ ağırlıklı, demokrat, aydın, yurtsever, cumhuriyetçi dediğimiz kitle Cumhuriyet Halk Partisi ya da Refah Partisi adaylarını tartışmadan omuz verdi. Burada da toplum mantığı devreye girdi. Üçüncüsü ise toplum yıllardır arayış içerisinde. Bunu tabii ki muhalefetin, başta Cumhuriyet Halk Partisi'nin toparlayıcı, yapıcı ve özellikle de sistemi yeniden inşa etmesi lazım. Ha burada tabii ki yereldeki aktör de çok şeyler yapar. Bugün 23 yıllık baktığımız zaman AK Parti'nin kendi içerisinde bir gücün yaratmış olduğu bir birliktelik. Ama burada Tayyip Bey sonrası bir yeniden bir yapılanmanın arayışı da devam ediyor. Tayyip Erdoğan'dan sonra kim gelecek? Siyasetin sonuçları bunlar. Ve ikincisi ise ve maalesef gerek IMF gerek Dünya Bankası'nın bize dayatacağı oyunlara bakınca da bu sefer kemer sıkmaya devam edecek. Ya yani bu toplum bunlara dayanması imkansız. Bir taraftan şatafat, bir taraftan açlık ve yoksulluk. Bu sistem sürdürülebilir değil. Bunun için siyasal anlamda yansımasını yerel seçimde gördük. Ama bundan sonra bu sistem gitmeyeceğine göre, çünkü yapı sistematik bir yapı, bireysel değil. Bir avuç azınlığın mutlu olduğu bir sistem var. Diğerler ise maalesef bedel ödüyor inkesin. Onun için özellikle iktidar ve yandaşların bir kısmının hak etmediği bir yaşam standardını elde etti, bunu korumanın peşinde. İkincisi ise Tayyip Bey ve ekibinin yapmak istediği şey mutlak iktidar gücüne ihtiyacı var. Ancak inisiyatif elinde değil. Bazı inisiyatif de kaçacak elinde. Burada tabii ki sistem gitmeyeceğine göre bir siyasal çözüm olarak bir erken seçim olma ihtimali çok yüksek. Bu yıl olmasa da 2025 yılında olma ihtimali çok yüksek. Bu arada da benim bir temel bir şeyim vardı, tespitim. Kod adı D.B'ler var. Biri Deniz Baykal'dı, rahmetli oldu. Diğeri de Devlet Bahçeli. Bunları takip edin, ülke nereye gidiyor? Onu çok daha rahat öngörülebilir. Onun için de siyasal anlamda maalesef tabii iktidar hala dersini almış değil. Ülkede yaşanan bu tablo kendi çevresindeki aktörlere benzetiyor yaşam standartını görünce. Toplum maalesef tüketen bir toplum oldu. Alıştırıldı da. Bir kısmı İYAŞ'a bağlı kitleler oluştu. Artık onların da karnı doymuyor. Verilen yardım da yetmiyor. Satılacak bir şey de kalmadı. O zaman düşünün, bir avuç insanın azınlığı mutlu olduğu bir sistem sürdürülebilir olması imkansız. Evet.
Tabii şimdi emeklilere de bir parantez açalım. Bu dönüşümde yani AK Parti ile ilgili ben de çevremde dinlediğimde böyle koyu onların taraftarı ya parti partizanlık noktasında onlara oy veren seçmen biz kulaklarını çektik diyebiliyor yani. Hani çünkü 10 bin lirayla bugün Türkiye koşullarında geçinmek derin bir yoksulluk da beraberinde getirdi. Sadece yani dönüşümün aslında 31 Mart'ta tetikleyici unsur aslında emekliler oldu. Çünkü emekliler burada artık tepkilerini ortaya koydular ve büyük bir kısmı da AK Parti'yi tercih ediyordu. Böyle bir değişim oldu. Bir yandan da 13 milyon insan sandığa gitmedi. Bir de böyle bir konu var. Şimdi haklısın, önemli bir şeyin altını çizdin. Maalesef sandık katılım oranı düştü. Çünkü toplum umudunu yitirmişti. Bir kesim merkezdeki özellikle dindar ve daha önce ötesi dinci diyebileceğimiz kitle ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vereceğime gidip sandığa gitmem dedi, tepkisini öyle Evet. koydu. İkincisi gidenlerin bir kısmı yeniden Refah Partisi'ne gitti. %6, %7 gibi oy oranına ulaştı. Merkez ağırlıklı sağda dahil tanıdığı sayacağımız aktörler ise, bireyler ise Cumhuriyet Halk Partisi'nde buluştu. O da çok son derece. Çünkü yükselen trendle baktığımız zaman emeklilerin oranı çok büyük. Ancak sadece emekliler değil, çalışanlar da yaşayamıyor. Evet. Artık yoksul bir topluma doğru gidiyoruz. Bugün işte niye IMF'in kapısında ülke? Düne kadar övünen bu iktidar, biz IMF'in borcunu verdik, hatta IMF'e borç veririz diyen bugün kapılarda. Şimdi hatta bu arada Sayın Cumhurbaşkanı'nın Amerika ziyaretini iptal edilmediği tartışma. Bu kadar bilgi yoksunluğunu yaşıyoruz. Ne istinaden, ne hangi pazarlıklar var? Üzülerek bunları görüyoruz. Bu açıdan da tabii toplum artık dayanamadı. Bu süreç içerisinde dediğimiz gibi toplumsal bir travma yaşıyoruz. Kötü olan o. Haberlere bir baktığınız zaman ölüm, ölüm, ölüm. Kötü olan bu. Basit bir komşuluk ilişkisinden, gürültüden, basit bir alışveriş, alacak verecek meselesinden, basit yol bir trafikte bile sonuç ölüme kadar gidebiliyor. Toplum çok gergin. Evet. Biraz sohbetimde de dedim, biraz hatırlatmakta fayda var. Ankara'daki dolmuşçunun biri şunu söylemiş, demiş ki ya bana dokunmayın, zaten dolmuşum. Toplum bu kadar gergin. Bir kısmı Evet. da cinnet geçiyor. Onun Doğru. için de umutların yeşerici bir heyecan yaratacak bir aksiyona ihtiyaç var. Sandığa gitmeyenlerin tekrar çözümün siyasette olması gerektiğinin inancını pekiştirmek lazım. Muhalefete çok ciddi görevler düşüyor. Evet, burada iki hususu o zaman sormak istiyorum. Bu son söylediğinizle bağlantılı olarak. Tabii iyi ki bağlantısız. Kamuoyu araştırma şirketleri de 31 Mart seçimlerinde çok büyük yanılgılara düştüler. Ben neredeyse karşılaştırmadım. Anket firması kalmadı sonuçlardan sonra. Siz de ilgilenmişsinizdir bir siyasetçi olarak aynı zamanda. Hepsi aslında toplumu yanılttılar. Sonuçları da bilemediler. Bir nebze Cumhurbaşkanlığı seçiminde 28 Mayıs'taki seçimde yaklaşım oranları ve bilen anket firmalar vardı ama bunu da asla bilemediler ve bir manipülasyon olduğu da ortaya çıkmış oldu. Bir ikincisi de muhalefet iş düşüyor dedik ama mevcut durumda iyinin kötüsü diye insanlar yöneldiler. Peki mevcut muhalefet Türkiye'deki 2028 seçimlerde olası eğer erken seçim olmazsa mevcut haliyle topluma umut veriyor mu peki yani? Ya da verecek mi? Şimdi tabii ki Umut ve herkes güven özel diyelim. Güven diyelim. Önce güven sonra umut. zaten toplum ne bekliyor diye baktığın zaman bir, sığınacak bir liman arıyor. İkincisi, gerçekten bir dostayla arıyor. Üçüncüsü, hesap soracak deli yürek arıyor. Toplumun temel psikolojisi bu. Bu açıdan da ister istemez muhalefetten seçenek arıyor. Nihayetinde yeniden Refah Partisi bir anda bu kadar patlamasının gerekçesi neydi? Baktığımız zaman toplumun arayışın göstergesi bunlar. Bir kısmı sandığa gitmedi. Bak hala bir seçenek olursa orada da buluşabilirim diye bir beklentisi olan var. Muhalefetin başarısı zaten bu toplumu kucaklayabilecek. Çünkü sadece bir tepkiler üzerine alınacak bir sonuç başarı olarak algılanmamalı. Ama alınan bu pası gerçekten gole çevirmek ya da sürdürülebilir bir hale dönüştürmek yereldeki başarıya bağlı. Çünkü İnsanın yaptığı şeyler gerçekten sözlerden çok daha kıymetli. Güzel bir atasözü var o konuda. Yapmamız gereken bugünkü muhalefet yapıcı, samimi ve çözüm odaklı. Çünkü artık derman arıyor toplum. Midesini bile doyuramayacak. Ne? Para kazanması için ne yapacak artık? Gerek gerek işin bilim dünyasında
ve teknolojik çağdayız. Burada insana ihtiyacın olmadığı bir yerde insanlar karnını nasıl doyuracak? Buna çözüm bulmak zorunda. Ancak bu iş çağdaş kafalarla olur. Evet. Çünkü ülkenin çağdaş, aydın ve yurtsever kimliğiyle milli refleksiyle olmalı. Başka türlü çıkış yok. Bugünkü asıl savaş, dünyadaki savaş, ulusal, küresel sermaye ile ulusal devletlerin savaşı. Onun için payımıza düşeni maalesef alamıyoruz. Çünkü büyük bir kısmı hamuduyla başkaları götürüyor. Böyle bir sistemde toplum karnını doyurması imkansız. Doğru. Ve Kamu nihayetinde şirketleriyle ilgili bu konuyla ilgili ne düşünüyorsun? büyük bir kısmı algı inşa ediyor. Maalesef manipüle etmek için. İktidar muhalefetin kimlerden kaynak beslendiyse manipülasyon için bir kısmı. Bir kısmı sosyolojik anlamda Türk toplumunun refleksinin son 24 saat, rahmetli Demirel'in söylediği gibi 24 saat çok büyük bir, uzun bir zaman dilimi. Onun için toplum maalesef bazen ürkekliğinden, örgütsüzlüğünden, bazen çekingenliğinden kamuoyu yoklamalarını şeyi göstermiyor, renk vermiyor. Ama sandığa gidince o dünyasıyla baş başa kalıyor. Onun için aklı, vicdanı ve yüreği neyi gerekiyorsa o konuda adım atıyor. Aslında ondan önce de refleks. 2023'teki genel seçimde de aslında halk tepkisini koydu. Aslında pozitif anlamda. 7 Haziran 2015'te de muhalefet oy verdi. Bunların birçok kriteri var. Toplum gösteriyor bazen işaretini ama bunu tabii ki o pası alacak, o toplumla diyalog kuracak, heyecan yaratacak ciddi bir çağdaş bir anlayışa ihtiyaç var. Burada toplumun yoksa etnik, dinsel ve siyasal Evet, bunu kimlik süremiz de getirmek. daralıyor ama somutlaştırmak istiyorum. İmamoğlu ya da Mansur Yavaş mesela bunlar bu beklentileri karşılayabilir mi? Şimdi şu andaki tabii ki çalışmaları başarılılar. Ve nihayetinde dünya dizayn edilirken Türkiye de dizayn ediliyor. Ve maalesef tabii ki dış dinamikte çok daha belirleyici. Burada dünyadan da kopuk yaşayamayız. Bu açıdan da Tayyip Bey'den sonra ismi tartışılan iki aktörden biri saydınız sizler. Bir de kendi içindeki aktörler de var. Bunların üzerine inşa edilmek isteniyor. Bu çok bilinmeyenli bir denklem gibi görmek lazım. Mutlak bir kalıba sığdırmak değil. Tabii ki Ekrem Bey de ondan sonra Mansur Yavaş Bey de son derece başarılar ve kazancının zaten başarısı yansıyor toplumdaki aldığı karşılık. Ve nihayetinde de bu ülkede siyasi partilerden çok Cumhurbaşkanı kim olacak onun üzerine bakmak lazım, kafa yormak lazım. Evet. Burada da dört aktörden ikisi saydığınız aktörler başka isimler de yapılanmak için geçiyor. Geçmişte de AK Parti'de Tayyip Bey'den sonra kim gelecek deyince yapılan kamuoyu yoklamalarında Süleyman Soylu çıkıyordu. O ekarte edildi şimdi. Bu açıdan çok bilinmezlik sendromunu yaşıyoruz şu anda. Öngörebilirlik çok zor. Çok şeyleri de gebe ülke. Yani Evet. eskiden olsa bir olay bir hükümeti sarsardı. Şimdi her gün her saniye aynı olaylar yaşanıyor. Onun için yarını öngörmek çok zor değil ama Ekrem Bey ile Mansur Bey arasında bir cumhurbaşkanlığı hazırlığı var. Bunu göz ardı edemeyiz. Bu açıdan da Ekrem Bey bir adım öndeymiş gibi görünüyor. O da yapacağı dinamik çalışmalarla toplumda karşılığını görür diye düşünüyoruz. Ve bundan sonra da Cumhurbaşkanlığı sistemi, mevcut sistemin üzerinde inşa edileceği için başta Devlet Bey 150 artı bir kalsın diyor ya, onun için Devlet Bey'i takip edin diyelim. Sistem üzerine inşa ettiğimiz zaman 150 artı bir için öne çıkan aktörler bunlar. Yani hiç partilerden çok Cumhurbaşkanı ve ekibi çok değerli, öne çıkıyor. Evet. Hüseyin Bey çok teşekkür ediyorum değerli görüş ve fikirleriniz için. Ben teşekkür ediyorum. Umarım hoş bir sohbet oldu, keyif aldım.